sevgiye aşığım, Allah'a aşığım. Benim mesleğim aşıklık. Gece gündüz bu benim mesleğim, sevgi ve aşıklık. Tek aradığım Allah sevgisi, Allah sevgisinden kaynaklanan tutku, Allah'ın yarattıklarına sevgi. Akşama kadar dünyada da buna hakim olmasını istiyorum. Evet, ve olacağına da kanayım. Sayın Andaloklar'la 1989 yılında kitaplarını okumaya başladıktan sonra tanıştım. Eserleri herkeste olduğu gibi bende de büyük bir heyecan uyandırıyordu ve artık bir Müslüman olarak İslam ve Kur'an'ı herkese anlatabilecek, Allah'ın varlığını bilimsel delilleriyle göğsümü gere gere savunabilecektim. Herkes çok iyi hatırlar. Dindarlar 90'lı yıllara kadar okuyabilecekleri ne bir bilimsel iman hakikati kitabı, ne yaratılışı ispatlayan bir eser, ne de materyalizmi ilmi olarak eleştirebilecek bir kitap bulabilirlerdi. Yüzlerce yıllık bu büyük eksikliği Sayın Andaloklar ortadan kaldırdı ve Harun Yahya külliyatı materyalizm ve darwinizm karşısında tam bir zafer elde etti. Bu eserlerden faydalanılarak hazırlanan belgeseller ve internet siteleri de milyonlarca insana ulaştı ve herkes üzerinde çok derin etkiler bıraktı. Dünya üzerinde sadece Sayın Andaloklar'ın savunduğu o kadar çok şey var ki, dünyaya sevgi politikalarının hakim olması gerektiğini sadece Sayın Andaloklar gündeme getiriyor. Anayasamıza nefretin önlenmesi yönünde madde konulması teklifini sadece Sayın Andaloklar yapıyor. Türk İslam Birliği'ni en mükemmel şekilde sadece o savunuyor. İslam'da kadının özgür olduğunu, sanatın, estetiğin, modernliğin ve kalitenin Müslüman'ın hayatının en önemli parçaları olduğunu sadece Sayın Andaloklar'dan duyuyoruz. Dünya Müslümanları içerisinde en büyük farz vazifesi olan İttihat-ı İslam'ın akılcı ve dosdoğru savunulmasını da bir tek Sayın Andaloklar'dan görüyoruz. Bir Müslüman olarak vatana, millete, bayrağa ve devlete bağlılığın önemini bu kadar güzel vurgulayıp anlatan sadece Andaloklar var. Kur'an'ı ve Kur'an'la mutabık olan sünneti savunmayı, Kur'an-ı Kerim'in her devre bakan bir kitap olduğunu Sayın Andaloklar bizlere öğretti. İşte biz bugün bu sebepler yüzünden Sayın Andaloklar'ı hayatımızdaki en değerli dost ve en değerli insan olarak görüyoruz.